Bugün 3 Mart günlerden Salı. İçer TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ajandayla karşınızdayız. Ben Neslihan Akyol. Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yıl dönümü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve günün önemine yönelik konuşmalarla kutlandı. Toroslar Belediyesi'nce 100. yıl anısına düzenlenmesi planlanan pek çok etkinlik İdlib şehitleri yası nedeniyle iptal oldu. Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve günün önemine yönelik konuşmalarla kutlandı. Toroslar Belediyesi'nce Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl anısına düzenlenmesi planlanan kros yarışları, Fener Alayı ve şiir yarışması İdlib şehitleri yası nedeniyle iptal olurken, kurtuluş programında sadece çelenk sunma töreni yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi. Gün geldi, düşman Çanakkale'ye geldi. Toprak Mehmetçik oldu. Duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Değerli hemşehrilerim, İdlib'deki hava saldırısında yitirdiğimiz kahraman evlatlarımız, şehitlerimiz hepimizin yüreğini dağladı. Halen hastanede yatan yaralı gazilerimiz de var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Türk milletinin hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli hemşehrilerim, Çukurova'da düşman işgaline karşı direnişin ilk başladığı yer olan Arslanköy, vatanseverliğin ve cesaretin sembolüdür. Toroslar gibi dimdik ve heybetli duruşuyla 100 yıl önce düşmana geçit vermeyen Arslanköy, Kurtuluş Savaşımızda Anadolu'yu aydınlatan bir meşale olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek bu meşaleyi bir bayrak gibi elinde taşıyan Kurtuluş Savaşımızın İlk şehidi Efrenk Karakol Komutanı Başçavuş Ali'yi, Teğmen Nail Bey'i, Çolak Ali'yi, Başçavuş Hüsnü'yü ve daha nice bağımsızlık ve özgürlük sevdasını minnetle ve rahmetle anıyoruz. Yaşasın Türk milleti! Ölmüş şehitler rahmet eyliyoruz. Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, Mersin basınıyla bir araya geldi. Kılavuz şehitlerimize rahmet dilerken Aleviler olarak bu topraklarda yaşayan tüm insanlara saygı duyduklarını ve aynı saygıyı görmek istediklerini söyledi. Mersin basın mensuplarıyla bir araya gelen Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, Aleviler olarak bu topraklarda yaşayan tüm insanlara saygı duyduklarını ve aynı saygıyı görmek istediklerini söyledi. Cemevinde düzenlenen toplantıya Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüslam Kayatepe, Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda basın mensubu katıldı. Çok değerli basın mensupları, Mersin Cemevi'ne hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla cümlenizi selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ne yazık ki ülkemizde dışarıda basın mensupları olarak sizlerin de iyi takip ettiği 34 tane şehidimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun. Hakkın rahmetine kavuşup şehit olanlara da Cenab-ı Hak mekanlarını cennet, kabirlerini nur eylesin. Ailelerine sabır, sebat ve taziyelerimizi cemevinden sunuyoruz. Cemevimizde hep söyleriz. Bizim sizlerle, sizin de bizlerle ilişkilerimizin gittikçe daha sıcak olması lazım. Yani bu cemevi, Mersin cemevi var ama Mersin cemevinde neler yapılıyor, ne yapıyorlar, bunların ibadet ve inançları, eylem ve söylemleri nedir, ne boyuttadır. Yani bu arada birbirimize ne kadar yakın olarak birbirimizi tanırsak o kadar da güzel olur diye düşünüyorum. Devlet desteği diye bir şeyimiz yok. Öyle bir devlet desteği aldığımız falan yok. Çünkü devlet resmi statü inanç yeri olarak kabul ettiği yerlere desteğini veriyor. Burayı inanç yeri olarak görmüyor. Sadece diğer kuruluşların, yerel yönetimlerin
yardımları oluyorsa oluyor. Mesela belediyelerindir, tek diğer kuruluşlarındır, bağışlardır, vakıflarındır. Bu tür yardım ve dayanışmalar oluyor cemevlerine. Ama devletin bu konuda bile bir desteği, böyle bir kararı yoktur. Bir inanç yeri olduğu konusunda biz bu söylemimizi, istemimizden vazgeçmeyiz. Çünkü Alevilerin inanç yerini bir başkası tayin etmez. Burası bizim inanç yerimizdir. Bütün Türkiye'de hangi Aleviye sorsa inanç yeriniz neresi dese Cemevi diye işaret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı buraya geldiği zaman da aynı şeyi kendisiyle konuştu, söyledi. Yani devletin böyle bir yardımı yok cemevlerine. İsteriz ki olsun. Eğer birinci sınıf vatandaş da Aleviler. Bu ülkede vergi veriyorsa, askerlik yapıyorsa, bir vatandaş olarak üzerine düşen bütün görevleri yerine getiriyorsa, ibadet yerlerini de eşit görmesi lazım. İlla ki bu hak yerini bulacak. 20 milyondan fazla Alevinin yaşadığı bu ülkede cemevlerinin yasa tutasını bu iktidar tanımasa bile bir başka iktidar bunu mutlaka tanıyacaktır. Bu tartışmalar. Cumhurbaşkanımız seçimden sonra ilk 100 günde Alevilerin cemevlerinin statüsünü kabul edileceğini söyledi. Ama o 100 gün üzerinde kaçıncı 100 gün geçti? Bir daha bunu dillendirmedi. Ülkede bu işe bakan, bu ülkenin birinci derecede sorumlu kişileri kendisini aşması lazım inançlar boyutta. Kendisini aşmadığı sürece bu olmaz. Türkiye'de bir tek ibadet yeri vardır, camidir. Bir tek mezhep vardır, Hanifidir. Ve bunda kitlenmişler buna. Ama bu topraklarda yaşayan nice inanç sahipleri vardır, nice inançlar vardır. Onun için bizim bu konuda birbirimizi anlamamız lazım. Yani camiye giden vatandaşlarımız hak kabulüsün, ibadet ve inançlarına saygı duyuyoruz. İnanarak gidiyor. Ona bizim saygı duymamız lazım ve onu beslemeleri lazım. Ama aynı şekilde bu topraklarda yaşayan 20 milyondan fazla Alevi cemevi varsa o cemevlerine de aynı saygıyı, aynı itibarı göstermemiz lazım. Kardeşlik, birbirlik, birliktelik böyle olur. Kavga ortamlarında uzak, insanların huzur içinde yaşaması, birbirine güven duyması, birbirini karşılıklı kabul etmesiyle olur. Dünyadaki her inancı kendine ait kaideleri, kuralları, emirleri, yasakları ve buyrukları vardır. Şimdi Alevilik de bir inançtır ve kendine ait yasakları, emirleri, kuralları ve kaideleri vardır. Bu kadar açık diyelim. Yani şimdi durum böyle olduğu için de aynı topraklarda yaşıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Ama inançsal boyutta farklıyızdır. İnanç kişiye özgüdür. Dolayısıyla inanç kişiye özgü olduğu için bu topraklarda yan yana yaşamamızın önünde bir engel yoktur. Kardeş olarak birbirimizin haklarına saygı duymanın önünde hiçbir engel yoktur. Ama bunu körükleyenler, bunu tetikleyenler, provokasyona getirmek isteyenler zaman zaman olmuştur. Ama Aleviler bu topraklarda hiçbir zaman bu oyuna gelmediler. Bu topraklarda son 60-70 yılda bütün bu kıyım ve ötekileştirmelere rağmen Aleviler bu topraklarda birliktelik dediler, beraberlik dediler, laiklik dediler, birlikte yaşam dediler ve bugün de bunu söylüyoruz. Ülkemizde bakın Alevilere, Alevi toplumunda kadın erkek eşitliği diyoruz, birlikteliği diyoruz, her alanda kadının olması diyoruz. Bizim inancımızda böyle, yani bütün diğer semavi dinlerde farklı bir yönümüz vardır. İnancımızın merkezinde insan vardır. Biz bütün peygamberleri hak biliyoruz. Yani 124 bin peygamber gelmiş geçmiş, bütün peygamberleri hak biliyoruz. Yani Musa'yı İsa'dan, İsa'yı Muhammed'den ayırmıyoruz. Kadınlarla ilgili söylenenleri biz kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki Kur'an hükümlerine göre, diğer semavi dinlerin hükümlerine göre kadınla ilgili söyleneni biz kabul etmiyoruz. İnancımız. Çünkü inancımız aklın inancıdır. Akıl önde, inanç geride gelir. Bin yıllardır bu topraklardaki ulularımız bunu söylemiştir. Kadın Musa'nın dininde yakılmış. İsa'nın dininde şeytan diye taşlanmış. Muhammed'in dininde cariye diye satılmış. Ama Alevilerde bu topraklarda 11. yüzyılda demir çarıklı, kızıl sarıklı Anadolu'nun ortasında bir er çıkıyor. Kadın eşitimdir diyor. Çocuklarınızı ilk defa okutun diyor. Kadın erkek eşitliğini vurgulayan bir erden bahsediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'den. Şimdi onun için Alevi inancını iyi irdelemek lazım, iyi bir öğrenmek lazım, Alevice yaşamak lazım ki Aleviliği anlatalım, öğrenelim. Mersin gazetecilerini böyle bir programda bir araya getirdiğiniz için bize çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Hakikaten Türkiye içinde olduğu durumu itibariyle zorlu bir süreçten geçiyor. Ama tabii ülkenin bekası çok önemli, devletimiz güçlüdür. Bu zorlukların da üstesinden gelecektir. Eyvallah.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz Mersin gazetecileri olarak, yerel basın olarak, daha doğrusu yerel basın her zaman öneme dikkat çekmeye çalışıyoruz. Her platformda bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Yerel basının bir Yunus Emre olduğundan hep ifade ediyoruz. Bir Aşık Veysel olduğundan, bir Hacı Bektaş Veli olduğundan bahsediyoruz. Analarımızın işte Yemenisinden olduğundan, askerimizin kınası olduğundan bahsediyoruz. Bunun önemine hep dikkat çekiyoruz. Ve bu değerleri kaybetmemiz, yerel basını kaybetmemiz, bu değerlerin kaybedilmesi anlamına geleceğini özellikle ifade ediyor ve bunların kaybedilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Yerel basın bu anlamda biraz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılar bizim güç kaybetmemize sebep oluyor. Ama böyle programlar bize destek verecektir. Bu anlamda da tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnternet siteleri ve gazeteler üzerinden gemi adamı ve personeli aranıyor ilanı vererek 408 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Mersin'de internet siteleri ve gazeteler üzerinden gemi adamı ve personeli aranıyor ilanı vererek 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gazete ve internet sitelerine verdikleri ilanla dolgun maaş ve iş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin ardından bir şüpheli daha polise teslim oldu. Teslim olan şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken 6'sı serbest bırakıldı. 10'u ise adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesindeki Karaduvar sahilinde başlattığı çevre ve sahil düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesindeki Karaduvar sahilinde başlattığı çevre ve sahil düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy çevre ve sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ayhan Tervan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Akın Aşıcı, Yol ve Asfalt Şube Müdürü Erdal Özcan ve muhtarlarla birlikte yapılan incelemelerde çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ekipler bir süre önce sahilleri canlandırma çalışmaları kapsamında ilk olarak Karaduvar sahilinde dağınık halde bulunan büyük kayaları düzenli hale getirmiş, plaj kumunu da düzenleyerek vatandaşlar için tertemiz bir hale getirmişti. Saha incelemelerini Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu mahallesinde devam eden Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy ve beraberindeki ekip, yağmur suyu drenajı için buz boru ve baks yerleştirilmesi gereken yerlerde de yerinde inceleme yaparak ihtiyaçları tespit etti. Adanalıoğlu, çok amaçlı mahalle evinde yapılması istenen talepleri ilgililerden dinleyen Ulusoy, incelemelerine Adanalıoğlu Kazanlı arasındaki halk plajında devam ederek gündeme ilişkin konular çerçevesinde görüş alışverişinde bulundu. Şeyh İbrahim Hekim Türbesi'nde inceleme yapılarak öneri ve talepler not edildi. Tarsus ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpıp takla atması sonucunda 7 kişi yaralandı. Tarsus ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpıp takla atması sonucu 7 kişi yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Yenice çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa Akyol'un kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Kadir Havaslı yönetimindeki kamyona yandan çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Akyol'la yanındaki Fatma Güzel, İbrahim Uysal, Efranur Eren Sayın, Derya Özal, Kumsal Bade Güzel ve Özlem Ender yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mut ilçesinde 630 yıllık tarihi Lal Paşa Camii'nin restorasyonunun 2 yılı geçmesine rağmen hala bitmemesi ve çalışmaların durması vatandaşın tepkisini çekiyor. Mut ilçesinde 630 yıllık tarihi Lal Paşa Camii'nin restorasyonunun 2 yılı geçmesine rağmen bitmemesi ve çalışmalarının durması tepkiye neden olurken cami hakkında bilgi almak için hiçbir yetkilinin konuşmaması tedirginlik yaratıyor. Lal Paşa Camii ilçenin en eski tarihi camilerinden. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona 5 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 5 Nisan 2019 tarihinde bitmesi gerekiyordu. Restorasyonun gidişi hakkında herhangi bir yetkili açıklama yapmıyor. Tarihi Lal Paşa Camii restore edilmek üzere 20 ay süreyle 9 Mayıs 2017 tarihinde kapandı. 5 Mayıs 2019 tarihinde çalışmaların biterek teslim edilmesi gerekirken hala bitmemesi vatandaşların tepkisine yol açıyor.
20 ayda teslim edilmesi gereken çalışmalara toplam 1 milyon 800 bin lira harcanacağı bildirildi. Aradan 2 yıl aşkın bir zamanın geçmesine rağmen hala bitmeyen ve çalışmalarının dahi durduğu restorasyon endişe yaratmaya başladı. Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde birinci oldu. Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı. Türkiye genelinden 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona sona erdi. Organizasyonda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde birinci oldu. Ümit Şamiloğlu, müsabakanın ardından sevinç gözyaşı dökerken seyirciler uzun süre sporcuyu alkışladı. Ödül töreni sırasında Ümit Şamiloğlu, sporcular tarafından omuzlarda taşındı. Tarsus İdman Yurdu yoluna dolu dizgin devam ediyor. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz, evinde ağırladığı Çorum Futbol Kulübü'nü Artun Akçak'ın ve Ali Yavuz Kol'un golleriyle 3-0 mağlup etti ve 4 maçta 4 galibiyetle çıkışını sürdürdü. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta iyi bir çıkış yakalayan Tarsus İdman Yurdu sahasında oynadığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanarak çıktığı sahada taraftar desteğini de arkasına alan Tarsus, Çorum'u da net skorla geçerek 4 maçta 4 galibiyetle gruptaki çıkışını sürdürdü. Şehir stadında oynanan maçta taraftarlar tribünleri doldururken açılan Türk bayrakları ve tezahüratlarla şehitler anıldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Oyunun ikinci yarısının ilk bölümünde de her iki takım net pozisyon üretmekte zorlandı. 6. dakikada Tarsus İdman Yurdu'nun golü geldi. Ali Yavuz Kol takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Skor avantajını ele geçiren Sarı Lacivertliler 72. dakikada ikinci golü buldu. Artun Akçak'ın farkı 2'ye çıkardı. 90+1'de ise Tarsus'un 3. golü geldi. Bu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Artun Akçak'ın attığı golle maçın sonucunu belirledi. Tarsus İdman Yurdu 3, Çorum Futbol Kulübü 0.